Seni açacağımı bilsem bu kadar sağlam yapar mıydım be? Telefonunuzu alır almaz geldim hanımefendi. Gazeteyi ne zaman isterseniz gezebilirsiniz. Çünkü artık gazete sizin sayılır. Gazeteyi alacağım Bekir Bey. Çünkü rahmetli kocam hep bir gazete sahibi olmayı isterdi. Ay ürperdim! Ne zaman rahmetliyi düşünsem bir üşüme gelir. Şimdi geliyoruz gazeteye hanımefendi. Hayır amcama. He. 4500 alçak herif. Ah, kafamı karıştırma be abla ya. Hey Allah'ım, ay mehtabında 500'lük saymak da varmış nasibimizde. Ey be, darphane bu kadar. Fena değil ama istediğiniz para çok. Ay, üşüyorum. Rahmetlinin ruhu gene benimle beraber. Yazhanem sıcaktır hanımefendi. İşte çiftliğin mukavelesi. Murat haklıymış, buna göre amcama satmış oluyoruz çiftliği. 128.500... Of be, ne zor işmiş para saymak! Ha, bu ne be? Ha, abla be, bir de tabanca çıktı kasadan. Sen al bunu, ben korkarım, patlar matlar neme lazım. Al sen bunu ablacığım, tamam mı? Üşüyorum, ah çok üşüyorum! Bir kadeh içki içtik mi, bir şeyiniz kalmaz. Hadi çıkalım buradan. Abla be! Bir şey söyleyeceğim ama kızmayacaksın. Söyle. Ben sana kesildim, yani bittim. Şimdi bu paralar beni rahatsız eder. Ben bu paraları 28 tane aşağılık karıyla yemezsem rahat etmem. Gel bu paraları beraber yiyelim. Cafer. Vallahi ablacığım, bugüne kadar evlenmedim. Para yoktu. Ama istersen hemen nikah kıyayım sana. Ya imam nikahı bile kıyarım. Ama varmazsın ki. Gel şu paraları ezelim ha. Çok iyisin Cafer. Ama onlar senin hakkın. Dur, gelenler var. Kocam öldüğünden beri üşüyorum. Her yerden bana bakıyormuş gibi. Yüzünü görür gibiyim. Saklan, çabuk saklan. Nereye saklanayım be? Aç abla, aç gözünü seveyim aç ablacığım. Başka yere saklan. Nereye saklanayım ya, aç abla. Abla aç, gözünü seveyim aç. Üşüyorum. Aç ablacığım, ulan erkeklikte bu var mı? Aç ulan orospu. Ay Allah'ım, nereye gireceğiz şimdi be? Ha, tamam. Yazıhanenizi çok beğendim. Üşüyorum. Ay çok üşüyorum. Viski vereyim, ısınırsanız. Gazetenizi alacağım Bekir Bey. Kocamdan kalan serveti istediğim işlere yatıracağım. Ancak çiftliği de, kitap evini de satın almak istiyorum. Benim de istediğim satmak zaten. Ancak her şeyin sahibi yeğeniniz Melike Hanım'mış. Kendisiyle konuşmak istiyorum. Bakalım satmaya razı olacak mı? Bir deliyle pazarlığa mı oturacaksınız? Hı? Gelecek hafta akıl hastanesine yatacak tedavi için. Her şey hazır. Çok yaşayın. Deli misiniz? Hapşıran siz değilmişsiniz gibi. Yo, ben hapşırmadım. Siz de hapşırmadınız. Peki kim hapşırdı? Kocam,
kocan bu! Beni rahat bırakmamak için inat ediyor! Bakın, gene üşüyorum! Kocamın ruhu beni delirtiyor! Kızım yok! Viskinizi için ısınırsınız! Haydasız! İtman yapmayı deneseniz, belki ısınırsınız! Tamam, oldu! Biraz da viski için tam... Affedersiniz hanımefendi! Paris'ten aldığım elbise mahvoldu! Çok özür dilerim, buyurun banyoda temizleriz şimdi! Bir dakika, çıkıyorum! Banyoda bir kadın var! Banyoda bir kadın! Çok ahlaksızsınız Bekir Bey, çok! Hayır, hayır! Olamaz! Sen ne arıyorsun burada? Cinayet işlenmiş de haber için geldim. Nerede? Ne cinayeti? Öleni de bulamıyorlar. Ne saçmalıyorsun? Karnına ne oldu? Hamileyim. Ne? Dur kaçma! Ahlaksız Bekir! Banyoda bir kadın var, hem de hamile bir kadın. Çok yaşa! Ben hapşırmadım ki hanımefendi. Gene kocamın ruhu! Ay, ellerim titriyor! Çabuk viski verin bana! Gene hapşırdı, duydun mu? Evet, evet, bu sefer ben de duydum hanımefendi! Ne istiyor acaba? İtiraf etmemi! Ay, üşüyorum! Merak etmeyin, ben sizi şimdi ısıtırım! İtiraf etmemi istiyor, yoksa peşimi bırakmayacak! Kocamın ruhu! Gelme üstüme! Her şeyi itiraf edeceğim! Seni ben öldürdüm! İlaçların karışmadı, ben karıştırdım! Tamam mı? Hadi git artık! Gitmiyor, siz de söyleyin! Ne söyleyeyim hanımefendi? Suçlarınızı, günahlarınızı! Dur, gelme! Kardeşimi ben öldürdüm! Aldığım kağıdı kara borsada sattım! Yeğenime kasık attım, kandırdım! Yeter ulan yeter, amma pis ocağınız varmış ha! İnsan bu ayol! Bana bak, sen insan mısın? Ağzını topla eşşoğlu eşek, bir çarparım anlarsın ne olduğumu! Evet, insan, küfrediyor! Kim bu adam, ne arıyor burada? İyi ki geldiniz abla! Abla be, suçu bunlar işliyor, polis beni kovalıyor! Ne, bu benden korkan karı var ya, kocasını öldürmüş! Öteki de kardeşini, yani babanı! Kara borsa, dalavere... Abidik, gubidik, hep bunlarda! Ama polis beni kovalıyor, niye be abla? Hey! Ne kaçıyorsunuz be, ne korkuyorsunuz he? Korkuyorlar Cafer! İlk defa benden korkan birini görüyorum ha, iyi mi? Benden korkuyor musunuz lan sayın bayan he? Bu ne terbiyesizlik! Babamın nasıl öldüğünü, çiftliklerimi, gazetemi, kitap evimi satmak için... ...beni tımarhaneye tıkmak için ne dolaplar çevirdiğinizi biliyorum. Abla bey, yoksa bu da mı bozuk? Bu da mı ıskarta? Hem de en çürümüşlerinden. Bana polisi bağla kızım. Polisi mi? Anacığım! Korkma Cafer! Polisi çağırmakla işimizi kolaylaştırıyor. Evrak, silah, her şey aleyhinde. En azından 15 yıl yatarsın patron efendi. Hiçbir şeyi ispatlayamazsınız. Doğru söylüyor Murat. Belki de çok uğraştırır bizi. Ama benim başka bir fikrim var. Yarın sabahki baskı hazır değil mi? Hazır. İkinci baskı yapacağız. Gazeteye el koyup ikinci baskıyı hazırlayacağız. Bu karakter yoksunu, çürümüş akrabayı topluma şikayet edeceğiz. Birinci sayfaya kocaman bir resmini koyup... ...altına işlediği cinayeti... ...ve işlemek istediği suçları sayacağız. Okuyucularım tanır beni! Kimse sizin masallarınıza inanmaz! Toplum senin gibi kötülerin cezasını verir. Toplum da kimmiş? Memurlar, bir iki yarı aydın. Onlar sadece kışları açıkta kalmasını isterler. Onlar kimseye ceza veremezler.
Onlar ancak bir zavallıdan bir canavar çıkarmayı bilir. Mesela senden bir canavar çıkarırlar. Hem de hazırlayacağınız baskıyı okudukları anda. Okudukları anda gazete kapısına dayanacaklar linç etmek için seni. Elimizden almaya çalışacaklar. Yıllardır kendilerini aldattığını öğrenince parçalayacaklar seni. Melike, polise bildirmek en iyisi. Polise de bildirseniz hiçbir şeyi ispatlayamazsınız. Silahım ruhsatlı. Bu evrakı yeğenim isteyerek imzalamış. Ancak ben sizi işe attırırım. Çünkü gazetemi işgal, beni tehdit ediyorsunuz. Abla be! Bozuk bunlar, ıskarta! Uğraşamazsın! Bu herifin yediği nanı dağları kaplar. Bana kalırsa bu adam senin başına bir bela açmadan çekip gitse iyi olacak Melike. Ali usta, birinci sayfanın baskısını değiştiriyoruz, haberin olsun. Ben sana yazıyı az sonra göndereceğim. Bu gecelik sekreterim olur musunuz Leyla Hanım? Üşüyorum! Bana nöbetçi fotoğrafçıyı gönderin. Yazın Leyla Hanım. Yazayım. 12 santimlik puntolarla. İki evde ırza tecavüz eden kapıcı Cafer. Kapıcı kelimesi çok zayıf. Irz düşmanı Cafer. Yok canım, o da çok kullanıldı, çok. Canavar. Evet, canavar! İki ayrı evde ırza tecavüzden aranan canavar Cafer gazeteyi bastı, işgal etti. Suç ortakları Melike ile Murat adında iki anarşist genç. Beni emretmişsiniz efendim. Çek bakalım şu herifin bir resmini. Yüzünü biraz temizlesene. Temizle yüzünü. Nasıl bir resim olsun efendim? Pis bir resim olsun. Yüzüne bakan canavarın ta kendisi demeli. Kaşlarını kaldır bakayım biraz yukarı. Ağzını yay. Evet. Tam böyle. İki dişin görünürse çok anlamlı olacak. Şöyle birini boğazlayacak gibi açın ellerinizi. Tamam, böyle, hiç bozmayın. Şimdi kollarınızı uzatın. Dişleriniz görünsün. Evet, çok güzel, bozmayın. Ben üç deyince hırlamaya başlayın. Hırr. Tamam, bozmayın, çekiyorum. 1, 2, 3. Birinci sayfa kadar büyüteceksin bu resmi. Mers efendim, çektik, tamam. Babam olan şu Deyyus'un dediği gibi adıyla sanıyla canavar Cafer derler bana. Gir lan banyoya!